genel izleyici kitlesi için uygundur. Sen normalin normali değilsin. Sen normalin kurbanısın. Sen bir tanrı olamazsın. Sen hiçbir şey olamazsın. Yel ol küllerini savur şaha kalkan Küheylan. Eko Türk ekranlarından merhaba sevgili seyircilerimiz. Festivallerin, temsillerin olduğu bir sahnedeyiz. Gerçekten de insan buraya gelince böyle bir tüyleri diken diken oluyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeyiz. Sadece mekan değil tabii ki konuğum ve diğer konuklarım da beni çok heyecanlandırıyor. Yani tüylerimizin diken diken olma sebeplerinden bir tanesi sahne ve mekansa. Bir tanesi de Kerem Alışık olabilir. Estağfurullah, estağfurullah. Hoş geldiniz diyemeyeceğim. Hoş bulduk, hoş. Ben de hoş geldiniz. Ben hoş geldim. Sahnemize hoş geldiniz. Evet. Gerçekten heyecanlı ama sahnede olmak başka bir şey. Ekran değişik. Karşısında olmak başka, alıştığım bir şey ama sahne bambaşka. Ama burası sizin eviniz galiba değil mi? Artık bu kadar DNA'lı, hani kanımı kessen değil evet, mi? Yani sahne tabii bizim için çok önemli. Muazzam bir şey. İyi bir nefes aldığımız, kendimizi iyi hissettiğimiz bir alan. Şimdi bu sahnede seyircimiz de yani seyircinin de bu bizim Küheylan oyununda oturduğu yer sahnenin üstü. Hı-hı. Onlar da aynı bizim gibi sahnede oturup izliyorlar. O da enteresanlığı alışılmışın çok enteresan, biraz dışında. Evet. Yani izleyici açısından da hep şu interaktiviteyi çok konuşuyoruz ya bu dönem. İnteraktif olmak hani tiyatronun da herhalde o kapsayıcılığı, seyirciyi içine alma hadisesini, evet, biraz bu oturum yani düzeni. Yani böyle iç içe yani... Oyunda olmadığı zaman seyircinin arasında oturan oyuncularımızlar sırası geldiğinde kalkıp oyuna dahil oluyorlar. Yani sahnenin, evet, bir parçası gibiler, evet, onlar da aslında. Öyle oluyor. Oyuncular nerede mesela? Buralardalar mı sırası? Oyuncular da tabii yani sahnede hem... olmadığı zaman, sırasını beklediği zaman aynen bu koltuklarda seyircilerimizin arasında oturuyorlar. Sahne sırası geldiğinde oradan sahneye dahil oluyorlar. Çok doğal bir akış içerisinde, evet, aslında değil mi bir yandan da? Bir şey anlayışla oynanan bir oyun. Nasıl bir duygu yeniden sahnede olmak diye sorayım. Tabii, her zaman, Küheylan çok her etkileyici zaman. Bir isim, evet, ya çok, evet, kuvvetli. Evet. Atlar var. Öyle geliyor değil mi? Atlar var. Tabii bir Küheylan var, yani soylu Arap atlarına verilen bir isim. Vallahi en son ben Esaretin Bedeli'nden 2-3 sene sonra herhalde Küheylan'la buluşabildik tiyatro sahnesine, bir geri dönüş diyeyim. Mutluluk verici, heyecan verici. Burada Küheylan'daki doktor, işte psikolog, psikiyatrist Martin Dysart pek tutkusu, coşkusu, heyecanı olmayan biri ama Kerem Alışık olarak o doktoru oynadığımda ben o coşkuya da heyecana da son derece vakıf oluyorum. O da diri tutuyor, iyi tutuyor insanı. Yani enerji veriyor. İnsan enerjisini dürüstlükten alır. Benim mantalitemde ama tiyatro sahnesinde olmak ve bir karakteri oynar hale getirmek, o da başka bir enerji. Şimdi psikolojik altyapısı olan bir rol, evet, değil mi psikodrama aslında? Psikodrama oynuyoruz. Psikodrama. Evet. Var mı psikoloji ilginiz ya da bir oyuncunun zaten olmalı mıdır tabii, mesela? Yani temel zaten, bilgi midir bu? Tabii, yani oyuncu olmak isteyen adaylara diyeyim veya biz kendimizin de yaptığı gibi önce psikoloji ve felsefe kitaplarından başlar bu iş. Çok okumak, çok gözlemlemek, çok izlemek mutlaka sonsuza kadar ödevimiz ama bu kitapların psikoloji ve felsefeyle başlanması daha iyi. Sonuçta temeli felsefenin de merak etmek ya, soru sormak tabii, ya. Yani, tabii, varoluşa dair. Tabii. Dolayısıyla soru sorarak oyuncu da ne yapacağını bilir, bulur, yönetir. Psikolojileri de derinliğine anlamak için bu kitapların okunması felsefeyle beraber... Tabii. Bu oyunda tam o hem felsefe hem psikolojiye hizmet eden yazarın bakış açısı ve birikimiyle çok önemli bir yazar Schaeffer. Tam da ona hizmet eden bir oyun, bir derinlik, bir anlayış, bir sorgulama, bir algı açma. Hani son derece önemli nüanslar ve incelikler var oyunun içinde. Dolayısıyla izleyici de memnun, biz de oynarken memnun, herkes memnun. Aslında yarım asrı devirmiş. Baktım ben, ilk temsil 1973 senesinde yapılmış. 70'lerden beri de bu yana da dünyanın pek çok yerinde sergilenmiş. Türkiye'de daha önce Türkiye'de tabii çok temsil oynadı. Yapıldı. Çok oynadı. Bir de yani. Sinema filmi mi? Sinema filmi var. Richard Burton'un oynadığı. Daha önce Anthony Hopkins oynamış Doktor Dysart'ı. Sonra Richard Burton oynamış.
Yani Broadway'de 1200-1300 kere sahnelenmiş çok önemli eserlerinden bir, en önemli eseri diyebiliriz yani. Bir de Amadeus var. Onu da biz oynuyoruz. Onu da bizim tiyatromuz yaptı. İşte o da Peter Schaeffer'ın. İkisinde de aslında aynı bir mantık var. Yani karşıt aktarım, aktarım karşıt aktarım. Yani felsefe olarak kurduğu şey bu aslında. Hani coşkudan, tutkudan, heyecandan mahrum kalmış, dış dünyaya, kendi dünyasına kapanmış bir doktorun bir hastası geldiğinde birdenbire bu tutkunun ne olduğunu tam manasıyla anlayıp bunu sorgulaması, yani işte bu aracılığıyla, evet, yani sosyal olarak bu yapılandırılmış, hangisi delilik, hangisi akıllılık, hangisi toplum normlarına uygun davranış, hangisi değil, bunu tartışmaya açan bir çok cesur ve yenilikçi bir eser ki çok eski yazılmış olmasına rağmen. Onu diyeceğim, yarım yüzyılı devirdiği için çok temel şeyler tabii ki değişmiyor. Shakespeare'in bir oyunu da seyrettiğimiz zaman hani çok bugüne dair mesajlar tabii, var. Çok, ama o bu kadar kuvvetli da yazarların becerisi. Çok işte klasik herhalde, evet, değil mi? Değil mi? Öyle bir şey, bir klasik yani, metne var. Çok doğru gözlemleri var çünkü iki üstün sanat, biri hayat, biri edebiyat. Şimdi bu tip yazarlar hayatı insanlardan daha iyi tanıyorlar ki hayatı insanlara anlatabilsinler. Dolayısıyla bu da edebiyatlarının güçlü oluşuyla, çok okumayla, çok izlemeyle alakalı bir durum. Hani okuyan insan düş kurar, düş kuran insan düşünür, düşünen insan soru sorar, soru soran birey olur ya. Tabii. Yani buradaki mantalite de, yani bu yazarların becerilerinin, hünerlerinin aslında en önemli noktası bu. Dolayısıyla işte bunlar her insanın içinde var ama sanat yoluyla bunları insanlara sunup yani kendileriyle yılda, de yüzleşmesini sağlayan bir bakış şey açısı. 50 yılda hiçbir şey değişmiyor. 50 yıl değişmiyor sonra. Çünkü insan var yani. İnsanın duyguları, aynı hisleri, aynı düşünce, kendine göre yaşadıkları. Tabii. Ya bunları konuştuğumuz için ne kadar şanslıyız. Yani o kadar garip bir dönemin içinden de geçiyoruz ki hani o yapay zeka, teknoloji, dijitalleşme, insanın evet, başka bir şeye başka dönmesi bir kendi şey fıtratından. İnşallah bunları böyle sizinle konuşmaya yani devam edelim. Yani biz hala kağıt kalemde kalan, inşallah, mektupta kalan, okumayla hala gazete okuma alışkanlığını bırakmayan yani öyle bir yapı yani. Benim hep öyledir. Bir türlü hani teknolojiyi yatsımak imkansız, faydaları mutlaka ki müthiş. Ama gene de o eski alışkanlıklar işte çok fazla terk edilmiyor. Evet, inşallah insan fıtratı değişmesin de hep kendimizden bir şeyler bulabilelim. Kendinizden bir şey buldunuz mu mesela burada siz? Yani var mıdır öyle bir şey? Bir metne yani hazırlanırken? Yani ben kendimi hep kendime heyecanlar yaratan bir adamım. Hani olmasa da ya da olmasa bile bürünmek gibi bir refleks yani, oluyor mu oyuncuda? Yani tabii şimdi çünkü hep ben alfa karakterleri oynadım daha çok ama burada mesela daha yoksun bir adam, çocuğu olmayan, evinde mutsuz, tutkusu yok, bir sadece işini yapıyor. Hani vardır ya hani palyaço çocukları güldürür ama siz o palyaçonun nasıl bir cehennem yaşadığını bilemezsiniz. O güldürürken belki çok büyük sorunları var, evinde hastası var, başka rahatsızlıkları var falan. Burada da öyle. Ben, yani doktor çocuğu iyileştirmeye çalışıyor ama doktoru kim tedavi edecek? Yani burada da zaten soru şu, bu modernitele psikologlarla değer ilgili genelde bir evet yani şimdi modernitele değer kalıpları arasında sorgulanan bir nokta var. Yani kim kimi tedavi ediyor soruyor zaten. Kim normal? Kime göre normal? Bana göre normal, başkası anormal. Kim? Her normal bir anormal. Yani bu tip soruları son derece doğru geçişlerle anlatan bir oyun. Yani suç deyip geçtiğimiz şeyin arkasında aslında bir de değil mi? Bambaşka aslında bir derinlik bambaşka var da bir yandan şey da. Burada bir, yani bunun hani da bir nedeni de var. Yani aileye geliyoruz o zaman. İşte anne baba tabii arasında kalmış, sıkışmış kalmış bir çocuk. Hani kendini açamamış, kendini kim suçlu burada? Kim suçlu? Kim yani? Sonunda da doktor çocuğu tedavi ediyor ama şimdi diyor artık zincirler benim ağzımda ve sonsuza kadar çıkmayacak. Ben seni iyileştirdim ama beni kim iyileştirecek? Beni kim iyileştirecek? Hani bir yer değişim öyle. Yani doktor hasta yer değişim. Zaten oyunun başından sonuna kadar o önce hasta doktor ilişkisi, daha sonra baba oğula kadar giden enteresan bir yön alıyor.
değişik. Değişik bir bakış açısı, değişik bir algı. O yüzden Schaeffer farklı bir yerlerden tutturarak doğru bir kurguyu yaratmış. Biliyorsunuz bu aslında gerçek bir hikayeden. Hani bir BBC'deki bir muhabir arkadaşından alıyor öyküyü ama kendi sentezinden geçirip yorumunu, kurgusunu katarak böyle bir, yoksa hikayenin ana noktası gerçek. Gerçek hayattan gerçek, bir esinlenilmiş, evet, bir şey bu. Alınmış, ondan sonrasını biraz aile yapısı, şusu busu kurgulamış ama sonuçta böyle bir şey olmuş yani. BBC haber olmuş hatta. Oradan yola çıkıyor. Çarpıcı bir hikaye gerçekten. Evet, bir suç gibi yola çıkılan 17 evet. yaşında bir genç var. Evet. Psikiyatrı canlandıran, o başta çok hani ne diyelim, ruhsuz, donuk mu diyelim? Nasıl? Yani heyecanını kalmamış, sonrasında... işlerini yapmamış, sonrasında anlıyor. Başkalarıyla ilgili rahatsız olduğunuz her şey sizin kendinizi tanımanızı sağlar. O da çok enteresan. Doğru mudur o? Doğrudur yani. İşte burada bir örnek yani. O rahatsızlığından sonra kendini tanıyor, diyor bende yok, onda var, bir tutkuyu yok edebilirim. Evet, bu çocuğun ama çok büyük bir tutkusunu elinden alıyorum ben, ona iyilik mi ediyorum, kötülük mü ediyorum? Ama bende yok diyor, bir tutkuyu var edemiyorum diyor ben kendimde. Tabii. Ama oradaki tutkuyu yok edebiliyorum, doktorum ben çünkü. Yani çok bu normalleştirerek. Evet, normalleş ama neye göre, kim normal? Kime göre, neye göre normal? İşte bu soruları sordum. Çok kritik sorular biraz bunlar. Böyle düşünceye biraz renk, boyut, zenginlik katmak, yüzleşme, sorgulama, tartışmaya açmak bir yazar becerisi. Hani yoksa doğru tek bu hayatta, biliyoruz onu yani. Biraz kastı da sorayım. Çünkü burada anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak Emir Özden'de, değil mi? Tabii. Alan Strange. Doktorla Alan'ın hikayesi bu. Özellikle aslında. Özellikle ama Alan'ın tabii Alan ve Martin arasında geçen bir ağırlık var orada. Evet. Nasıl belirlediniz onu mesela? O süreç nasıl gelişir? Yani şimdi oradaki oynayacak karakterlerin analizinden, işte yaş skalasından, tipolojisinden bakarak, yapabilirliğini de yönetmenin görüşünü ortak ederek. Daha önce sahne paylaştığınız oyuncular var mı mesela bu burada oyunda? Burada mesela Hatice var, Hatice Aslan var, Devrim Nas var. Onlar zaten Sadri Alışık, yani bizim tiyatronun, Çolpayla Sadri Alışık ve Piyon'un daha önceki oyunlarında da vardı. Onlar ekipten ama şimdi yeni işte genç arkadaşlar, Emir gibi, Gizem gibi, Açelya gibi. Açelya da vardı, ekiptendi. Gizem'le Emir katıldı ikisi. Daha da başka öğrenci çocuklarımız var, oyuncu, yeni oyuncu olmuş çocuklarımız var. Yani tabii bir auditionlar, bir seçmeler, bir bakışlar, açıları falan yönetmenle irdelenip ona göre karar verilen, bir de onların da tabii oyuncuların uygunluk durumlarına göre bir kast oluşturuluyor. Yönetmenle bakıldı, edildi, buna karar verildi. Şimdi sahnede enteresan da bir şey var, dinamizm var. Hı-hı. Bu ne? Bu işte bir bilinçaltının, bizim bu üstünde olduğumuz bu yuvarlak alan, bu bilinçaltı sahneleri çocuğun bu bana... Bu döner bir yapıda döner mı? Döner bir yapıda, tabii dönüyor. Bilinçaltına gittiğimiz zaman ondaki yaşadıklarını burada anlatmaya çalıştığımız, keza doktorun bilinçaltına gittiğimizde burada bizim seyirciye aktardığımız ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yaşıyor gibi, burası bir bilinçaltı alanı. Burası alt metin alanı alt yani. Alt metin alanı. Bu açılıyor, kapanıyor. Çok da işlevsel aslında, oyunun bir ögesi tabii. Burada dönüyor galiba, değil mi? Tabii şu an olduğumuz her yer dönüyor. Burası hariç başka bir önemli yer. Önemli miydi mesela bu rotasyon? Tabii çok önemli. İzlediğinizde bunun hem işlevini hem etkisini göreceksiniz, anlayacaksınız. Ya çok güçlü zaten. Küheylan dediğimiz zaman, değil mi? O zaten bir başka, çok başka bir şey. Evet. Güç. Net yani bir atın güç. Gücünü düşündüğümüz evet, zaman. Sahnenin gücünü, de herhalde, değil mi, o gücü tabii onu desteklemesi ne kadar ya da yansıtabiliyor olması. Pekiştirmesi çok önemli. Ama müzik de sağlam. Tabii bizde müzikte, değil mi? Müzik de oyunda bir parça. Oyunun başından sonuna kadar belli bir müzik eşliğinde bütün bu gerilim, bütün bu işte psikolojik durumlar müziğin de devreye girmesiyle önemli bir... bayağı yukarı çıkıyor.
Kostüm, dekor zaten ben kimle konuştuysam herkes bundan bahsediyordu. Evet, kostümler de öyle. At kostümleri, dekor zaten çok yaratıcı. Yenilikçi, cesur bir eser. Kostümler de buna hizmet ediyor. Dekor çok hizmet ediyor. Sağlam bir teknik kadro atların, var tabii, arkada tabii, o zaman. Yani artık prodüksiyon kalitesi, oyunculuk, reji kalitesi çok önemli. Yani bu seyirci, bu kadar insanı bu salona, her oyuna dolu dolu getirebilmek için burada en ufacık bir amatörlüğe yer yok. Ne diyelim, ritmin düşmesine de çok razı değil. Çok, değil mi? O yani kadar dijital platformlar. Çok önemli, titiz, hassas, özenli, çabalı bir çalışma sonucu oluyor bütün bunlar. Zaten işte hayatta yaşamanın da anlamı yorulmak ve üretmek ve çalışmak değil mi? Yani sonuçta işinizi ne kadar severseniz, ne kadar yüreğinizle yaparsanız size o kadar geri döner. Kalp herkeste var, yürek başka bir şey. Nasıl gidiyor tiyatro? Yani çok kıymetli tabii tiyatro. 97, baktım kuruluşuna, bir teyit aldım şöyle bir. 28 yıl yani. Anneniz kurdu değil mi babanızın? Evet, ana oğul. Evet. Kanayan iki yüreğin acısından doğdu bu tiyatro. Babamı kaybettikten sonra bu tiyatronun hemen kurulmasına karar verildi. 250 kişilik küçük sahnede başladı bu serüven, bu macera. Bu şimdi işte, aslında 25 yılı, yani çeyrek yüzyılı. Tabii tabii, yani 128 yıl oldu. Yani işte bu salonlara sığmayan, büyük büyük salonlarda oynamak durumlarına kadar geldi. Bir sürü çocuğa sadece oyuncu olarak da alan açma, fırsat verme, bu sahneye çıkma şansını yakalamak için çoğunda böyle bir öncülük ettiğimiz de gerçek. Bugün de bunu hala Küheylan'da bile yaşıyoruz. Hani çok mutluyuz. Hep onu söylüyorum. Biz cebimizden değil, yüreğimizden vererek bütün bunları yapabildik. Buralara gelebildik. Çünkü başarmak için cesaret, sevmek, çalışmak çok önemli. Bilmek çok önemli. Bu dört kavram, ana kavram bizim bugünlere gelmemizde çok etkili oldu. Ama hep öğrenmeye çalışıyoruz. Değil mi? Güncel kalmak da çünkü, değil mi? Çağın önemli, ruhunu yakalamak çünkü da önemli. Çünkü biz yani öğrenmeyi bırakırsak ölmeye başlarız. Yaşlılığın değil mi şeylerinden bir tanesi tabii o. Tabii yani, hani hep kendini yenileyebilmek. Kriterlerinden biri aslında. Kendini yenileyebilmek. Yani hep o çağdaş anlayışa, inovatif düşüncelere sahip olabilmek ve bunları realize edecek çabaları göstermek. Tiyatro anlamında bizim için en önemli hadise bu. Gençleri yakalıyor mu bu tutum, tabii bakış ki açısı? Gençler nasıl zaten izleyiciler arasında mesela? Çok fazla genç. Z dediğimiz genç, çok gençlik çok meraklı. Ben de bu meraktan çok mutluluk duyuyorum. Yani gençleri esas yakalayan, gençlerin nefes aldıran, gençlere sohbete katılan bir şey tiyatro. Tiyatro oyundan sonra sizi bırakmaz, sizinle gelir, arabaya biner, eve gider, sizinle uyur, kahvaltı eder, arkadaşlarla sohbetinizde paylaşılır. Yani iyi ve kaliteli, demin söylediğimiz güzel işler bunları sağlıyor. Bu da hem ufuk açmak için, hem algı açmak için, hem anlayabilmek için çok değerli, çok önemli kavramlar. Biz de bunlara aracılık ettiğimiz için kendimizi mutlu sayıyoruz. Zaten bizim mesleğimiz, işimiz, hayatımız, nefes aldığımız alan burası, sahne yani. Bu dediniz ya, ev, evet, ev, ev yani. Eve bu kokuyu, bu sahnenin gücü veriyor. Proje var mı bu yıla dair? Var, ne var, var kafanızda? Evet. Bir sanki bir film değil mi? Hep bir filmimiz olacak. Bir de bir yaza doğru yeni bir sezon için bir televizyon dizisi olacak. Yani üretmeye, yola devam etmeye çalışıyoruz. Temsiller devam, bu bir tabii, tanesi. Tabii tabii, oyunlar devam. Değil mi? Yeni bir oyunumuz daha var, 1923 müzikal. Onu da yaptık. Yani hep bir üretim, hep bir çaba, hep bir çalışma. Yani başka türlü nefes alamıyoruz. Kerem Alışık, iyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederim. Kuşaklarca. Sağ olun. Oğlan eksik devam olma. Ediyor mu böyle oğlan oyunculuk? Devam. Oğlan şimdi bu işlerin yapımında yani. Oğlan diyoruz, kocaman adam oldu Sadri Alışık. Deyince tabii. Demeyelim, yani, özür diliyoruz. Estağfurullah. Yani kaç bütün bu işlerin arada yapımında o. Kaç? Valla 33 oldu yaşına mu, 30 geldim. Ve işte bütün bu işlerde çok ciddi, aktif görev üstleniyor. Sorumluluk üstleniyor.
O da bir tiyatro. Armut dibine düştü yani. Düştü, düştü evet. Çok mutluyum. Sizin gibi. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, eksik olmayın. Şahane bir sohbet. Hoş geldiniz. Kerem Alışık'la. Heyecan verici temsiller gerçekten. Buruk zamanlar kaybettiklerimiz yüzünden evet, gerçekten evet. Ama geride kalanlar için, evlatlar için, çocuklar için hayat devam ediyor. Evet. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Ve sanatta yaşatıyor insanı galiba değil mi? Birleştiriyor, bir araya getiriyor. Tedavi ne dersiniz? Tedavi ediyor, onarıyor. Geleceği, geçmişi barındırıyor içinde. Çok kuvvetli bir silah sanat ve kimseyi öldürmüyor. O yüzden yani sanatın, daha doğrusu hayatın içinde kalmaya çalışıyoruz ama içimizden uğurlayamadıklarımızı hep kalbimizde taşıyarak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sohbetimiz devam edecek. Körü körüne bir bahşer. Alan sizin için binlerce hastadan bir tanesi. Ama benim oğlum. Bu çocuğu sadece sen öldürebilirsin. At senin gözlerine bayılırım. Yalnız ben binebilirim ona, yalnız ben yol gösteririm. Merhabalar sevgili seyirciler, ben Ahu Orakçıoğlu. Çok şanslı bir günümdeyim bugün. Onca her gün yaptığım bu ağırlıklı ekonomi yayınlarından sonra bir baktım ki gökten yıldızlar düşmüş. Ben de nasıl olduysa tam ortalarına düşmüşüm. İşte böyle bir yıldızların olduğu, festivallerin olduğu, muhteşem ve çok güçlü temsillerin olduğu bir performans sanatları merkezindeyiz. Zorlu PSM'deyiz. Galiba burası dönüyor değil mi? Evet. Normal şartlar altında. Gene de dönüyor. Herhalde o... Her an kadraj değişebilir. Her an bir anda böyle konuşurken böyle bir anda sırtım dönerse şaşırmayın. Hoş geldiniz. Hatice Aslan, sizinle başlamak istiyorum. Merhaba. Merhaba demek istiyorum. Şöyle bir sırayla gidersek Devrim Naz, Açelya Devrim Yılhan ve Emir Özden birazdan çılgın bir sahnede. Çılgın diyebilir miyim? Çünkü böyle gerçekten muazzam bir enerji taşıyor sahneden ve sizin oyundan. Söyleyebilir miyiz? Hadi Emir'le başlayalım. Evet, öyle geldi. Öyle geldi. Evet. Emir, seninle başlayalım. Birkaç saat sonra buradasın. Evet, tam burada. Kaçıncı temsil bu akşamki? Altı oldu mu galadan sonra? Gala biraz gecikti maalesef. Talihsiz bir dönem oldu ama nasıl gidiyor seyircinin ilgisi? Hatice Hanım. Çok iyiyim. Bayağı iyi. Yani seyircilerimiz işte buralara gelip oturacaklar. İnanılmaz güzel ve keyifli bir şey. Değil birlikte mi? Olmak. Sıra dışı yani bir sahne. Olmak. Değil mi? İnteraktif. Evet. Evet. Şimdi evet, içinde. Ekranda izleyen seyircilerimiz şu anda salonda oturduğumuzu düşünebilirler ama şu anda sahnenin üstündeyiz. O yüzden zaten daha oyuncular oyuna girmeden önce çılgınlıkla başlıyor. Seyirci sahne üstünde yerini alıyor. Salonla evet, birlikte sahne üstünde de seyircimiz müthiş var. Ama yani. Sahneye buyurun diye şeklinde buraları oturtuyoruz. Bir arena gibi değil mi bir havada? Yani her zaman tiyatroda biraz dışsaldır. Bu defa bir çerçeve içerisinde sanki bir arena havasında. Sanki seyirciler tempo tutacak gibi geliyor bana bir anda. Barış, sıra dışı bir konfigürasyon var sahnede. Yani buradaki atların nefeslerine kadar, kıpırtılarına kadar alıyorlar. Yani çok... Onlar için herhalde enteresan bir şeydir. Bazen bizi sırttan görüyorlar, bazen yüzden. Hani sürekli bütün değişiyor. Seyirciler için öyle. Herhangi bir hani yüzümü seyirciye döneyim de bir mizansen yok. Her yerdeyiz, sürekli dönüyor. Ama bu döner sahnenin bir alt metni vardır diye düşünüyorum. Var. Değil mi? Ne? Öğütüyoruz bir şeyleri. Şey gibi, değirmen gibi yani bir un değirmeni. Yani burası aslında Emir'in, yani Alan'ın. Alan, artık Alan diyoruz. Bilinç altını simgeleyen bir yer olduğu için buranın öyle bir ayrıyeten durumu var aslında. Hani öyle olsun diye öyle olmuş bir şey değil yani değil. Burası. Tamam. Aynı, peki, aynı hepsinin... zamanda çok minimal ve sade bir dekor anlayışıyla hareket ediyor yönetmenimiz Barış Erdenk. Onun radikal bir kararı 360 derece oynamak. Hiçbir boş anımız yok. Bizim sahnemiz olmasa bile seyirciyle iç içe her an göz altındayız. Ve o yüzden her an omurgamız gerilimli ve her an bir şey yapacakmış gibi iki saati geçiriyoruz biz. Sahnesi olmayan oyuncular dahil. Çok sade bir dekorla pek çok mekanı
ışık tasarımıyla birlikte mekandan mekana geçişi böylesine pratik bir ve estetik bir formülle çözmüş durumda. Peki bir tiyatro sahnesinde kullanılmış bir şey midir, konfigürasyon mudur böyle döner bir sahne? Tabii. Seyirci de her zaman iç içe seyirciyle beraber oynanan oyunlar da vardır. Olan bir şey. Aslında evet. Meydan sahnesi denir buna ama İtalyan dediğimiz çerçeve sahnede meydan sahnesine taşımak ilginç bir yorum oldu. Evet, İkisi bir arada. Biz biraz Türklere has değil mi? Biz böyle bir şeyleri değil. Meydan sahnesi aslında orta oyunda vardır. Orta oyun meydanda oynanır. Ama bu yani orta oyundaki pek çok 100 yıl önceki, 150 yıl önceki oyunlar meydan sahnesinde seyircinin çıplak gözü önünde oynanmıştır. Biz oraya da bir göndermede bulunuyoruz burada. Yani Er Meydanı'na çıplak çıkıyoruz ve hiçbir sahte ve hiçbir yapayla gitmeden şu anda buradayız ve ne yaşıyorsak sizle aynı anda yaşıyoruz iddiamız var. Ne güzel bir iddia bu. Bu samimiyete çok ihtiyacımız var ama bu samimiyeti de en iyi anlayan da gençler değil mi günümüzde herhalde, bunu da söyleyelim. O yüzden biraz anlamaları lazım artık. Yani gençler ancak samimiyetle ulaşabiliyoruz anne baba olarak da. Evet. Değil mi, her anlamda şirketler de bunun üzerine kafa yatırıyorlar gerçekten. O yüzden yani ekonomi programı yapıyorsunuz anladığım kadarıyla artık anlasınlar ne olduğunu. Tabii ilk oyunlarımızı güçlü bir metin var burada. Pardon. İlk oyunlarımızı hala sıcaklığı sürerken yaşadığımız büyük trajedinin biraz gölgesinde başladık. Birazcık da kendi özelimde çekiniyordum. Böylesine ağır duygusal ve psikolojik bir oyunu nasıl karşılayacak seyirci? Yaşadığımız gerçeklikteki ağırlıkla birlikte bu buluşunca kendiliğinden bir terapiye dönüştü. Amacımız terapi, psikodrama değil tabii ki ama kendiliğinden bir el ele sıkışma oldu. Ellerimizi şöyle bir kenetleme oldu ve bir sağaltıma dönüştüğünü hissediyoruz hep birlikte. Onu getiriyor zaten. Bir de tabii o depremle beraber olması çok etkiledi bizi. Yani biz hani oyun sonrası tutamıyoruz özellikle kendimizi. Özellikle Alan, yani Emir üstünden Alan'ın yükseldiği ve bize yaşattığı o girift ve labirent ve girdap içinde yol bulmaya çalışma, herkes birlikte o yolculuğa çıkıyor. Emir anlatsın o enerjiye nasıl geldiğini de. Emir Özden lütfen sen anlat. Muazzam bir enerji ve bir performans ortaya koyuyorsun sahnede. Bu kadar da derinliği olan bir metne değil mi? İçine girmek, o karaktere bürünmek, dışarı çıkarmak sağ olsun, kolay değildi. Genç yaşında çok olgun bir yandan bir da yoğun tabii bir arada. Bu arada sevgili seyirciler şey yapmasınlar. Aman ahu yani hiç bak mevzuyu açmıyorsun demesinler. Bir yandan da dizi galiba devam ediyor evet, değil mi? Evet evet ediyor. Hani bu yoğunluğun içerisinde aslında... Yani aslında ruhumuzu besleyen yer tam olarak burası. Yani orası evet güzel bir şekilde gidiyor ama günün sonunda gelip burada hepimiz bu buluşmayı, seyirciyle bu atmosferi yaşamayı, bu oyunu oynamak için gerçekten haftanın bugünü gelsin diye çılgınlar gibi bekliyoruz. Böyle harika bir ekibiz gerçekten. Ne güzel. İlk rol sana geldiğinde... Aldın eline metni, bir baktın. Ne düşündün, ne hissettin? Köylen zaten bildiğim bir metinde. Biraz fikrim vardı ama tamamen içine girdiğimde Alan karakterini iç dünyasını algılamaya başladığımda, oyunun kendi katmanlarını algılamaya başladığımda, detaylarına indiğimde daha da etkilendim. Harika bir metin. Ve oynamak için çok heyecanlıydım. Çünkü gerçekten çok derin, çok özel bir karakter bence Alan. Nereden başladın Alan'a? Yani bürünmeye diyeyim. Doğru mu bilmiyorum. Bence Alan'ın yani oyunda da ben çok açık görülen şey atlarla, Alan'ın atlarla olan ilişkisi. Ve o ilişkiye ata tapınma noktasına geldiği noktanın başlangıcı, bu travmaların çıkışları, hangi noktalarda kırılmalar yaşanıyor ve hangi noktalar, hangi sanrılar Alan'ı bu noktaya taşıyor, bu şizofrenik noktaya taşıyor. Aslında bu şekilde başladı. Bunun üzerine düşünüp, bunun üzerine 3 ay, 3,5 ay prova yaptıktan sonra zaten bir şeyler kendiliğinden gelişip büyümeye başladı. Bürünüyorsun değil mi role? Yani o dönem içerisinde, o prova yoğunluğu dönemi içerisinde o derinlikten o şeyi çıkarmak için de herhalde yatıp kalkmak lazım değil mi? O karakterle. Evet. Nasıl oluyor sende süreçler? Vallahi yani... Uykumda replik atıyordum en son. Yani atlar rüyalara mı girmiyor? Uyurken yani bilinciniz açılıp gözleriniz kapalıyken replik mi atmıyorsunuz? Yani o kadar istiyorsunuz ki harika bir iş çıksın, harika ekiple bu karakterin gerçekten hakkını verebilmek. Sorumluluğu da olan bir karakter çünkü bence bu rolün büyüklüğüyle. Ama
Şunu da söyleyeyim. O kadar iyi bir ekip var ki, o kadar herkes kendi içinde, o kadar konforlu bir alan yaratıldı ki bize. Bütün bu zorlukların ve baskının içinde yani çok kolay kendimi bırakıp teslim olabildim bu ekibe. Bu inanılmaz bir konfor alanı. Bu çok özel bir şey bence. Mesela kolay yakalanır bir şey olmasa gerek değil mi? Bunun altını çizme ihtiyacı duyduğuna göre. Hani bu akor, sahnedeki bu, ne dersiniz Açeli Hanım? Yani bazen kolay, bazen zor ama gerçekten yani Emir'in söylediği, bu ekip içinde her şey çok konforlu ilerliyor. Yani biz zaten önceden tanışıyoruz. Üçümüz aynı oyunda oynamışlığımız var ama gerçi bizim arkadaşlığımız da var Emir ve Gizem'le beraber ama ilk defa mesela Kerem Bey'le sahneyi paylaşıyoruz. İlk defa onunla bir çalışma. Ki aslında tiyatronun çatısı altında değil mi? Pek çok kez evet, evet. Siz yer almış olmanıza rağmen. Evet evet yani ama çok enteresan bir şekilde çok aramızda çok güzel bir enerji oluştu. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, çok iyi iletişim kuruyor. Bunun ister istemez hani ekranda izlediğiniz bir şeyde derler ya işte oyuncular biz aile gibi olduk diye. İşte o bir şekilde buraya yansıyor. Bence onu seyirci de çok hissediyor. Çünkü aldığımız bazı şeylerde aranızdaki ilişkinin, samimiyetin çıktığı, iyi göründüğünü söyledikleri zaman da diyoruz ki tamam. Yani er meydanında işler doğru yapıldı değil mi? Seyirciden, evet, evet, geri dönüşlerden evet, ve çok net ortaya çıkıyor anlamda, anında tiyatronun güzelliği. Yani bir şey olduğu zaman işte Emir bana şu şöyle diyor, bu böyle mi olsa acaba diyor, şunu şöyle mi yapsan? Ya da işte Hatice Hanım diyor, şurası şöyle mi olsa, yani burası düşük oldu. Birbirimizi de o anlamda besliyoruz. O samimiyette var yani artık evet, o güven karşılıklı teslimiyet. O da teslimiyet. Bize iyi geliyor. Yani Çolpan İnan Sadri Alışık Tiyatrosu'na büyük teşekkür gerekiyor oyuncular olarak burada. Çünkü özel tiyatronun bütün kendi zorluklarına rağmen böylesine önemli bir dekora, plastiğe, ekibe bizi kavuşturduğu ve böylesine kaliteli ve yüksek estetikte bir prodüksiyonun ortaya çıkmasına yol açtığı için Sadri Alışık ve Kerem Alışık'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ve Piyo'ya, Cemile. Ve Piyo'ya tabii ki Cemile. Evet, Piyo ekibi de yani iyi ki var. Bir seyirci yorumu... Türkiye'deki çok üst proje yapımlardan değil, çok üst çıtadır National Theater, İngiltere National Theater. O düzeyde bir performans ve estetik ve plastik gördük sahnede. Teşekkür ederiz yorumunu duydum ben seyircimizden. Ama güncel kalmak da önemli galiba değil mi? Kolay olmasa bile çağın ruhunu yakalamak da izleyiciyi yakalamak açısından çok artık olmazsa olmazı galiba işin yani, değil mi? Yani artık seyircimiz de tabii ki yani bu... dijital platformlardaki durum yani on artık herkes global olarak da bütün hani izliyor ve görüyor. Artık seyircimiz de eskisi gibi değil. O yüzden de biz de bu anlamda kendimizi dinç, dinamik tutmak ve yeniliklere ayak uydurmak zorundayız. Çünkü artık ne verirsen onu alır gibi bir çok enteresan durum söz konusu değil onlar açısından da. Değil, hayır, yani yok, kendini değil. Geliştirmek isteyen bir ekip zaten ve yeter demeyen bir ekip zaten. O yüzden de kendimize hedefler koyarak oraya gitmeye çabalayan bir ekip olduğumuz için birbirimize öyle bir motive içindeyiz. Yeni hissediyoruz aslında millet olarak. Demin konuştuk biz tabii ki Kerem Alışık'la da. Yarım yüzyılda devirmiş bir metin bu metin aslında değil mi? 50 yıl. 1973 baktım ilk temsil. Evet, evet. Diğer temsilleri böyle izleme bir yerden yakalama falan şansınız oldu mu? Dışarıda bu iş yani bir mukayese yaptınız mı kafanızda sizin... geliştirdiğiniz yer, daha önceki temsiller, yurt dışı? Ben yani birkaç tane video izledim. Yurt dışındaki yani video olarak baktım falan ama ya açıkçası şimdi burada bizi övmek için gibi söylemeyeceğim ama özellikle atlar konusunda yani bizim atlarımız gerçekten bambaşkalar. Yani seyirciler şunu söylüyor. 5. 10. dakikadan sonra biz atların gerçek at olarak izlemeye başlıyoruz. Onların o plastiği o kadar kuvvetli ve o kadar inandırıcı ki. İfadeleri, beden ifadeleri aynı çok şekilde. Çok yardımcı ve o daha önce yani izlediğim videolardaki hiçbir plastiği, mukayese hiçbir hareket dinamiğine sahip değiller. O yüzden bu oyunda çok önemli bir yere sahipler. Çok iyiler ve iyi ki varlar, iyi ki bizimleler. Evet. Atlar bu işin temelinde, merkezinde herhalde değil mi? Oyunun başrolü atlar diyebiliriz bence aslında. Yani, sever miydin Heylan atları? Sever misin ya normal aslında hayatını? Yani Küheylan'la böyle iç içe girene kadar, oyunu oynayana kadar atlara bir özel bir ilgim yoktu.
Ama bu oyunla birlikte atlara bakış açım tabii ki değişti. Yani onların ruhları, onların atların başka bir enerjisi üzerine daha çok fikir sahibi olmaya başladım. Atlara bir sevgi beslemeye başladım ben de istemsizce. Daha farklı bir bakmaya başladım. Küheylan çok güçlü bir isim zaten değil mi? Yani sahneden bir enerji fışkırıyor. Burada Sevgi Sanlı'ya teşekkür ederiz. Kendisine evet, selam yolluyoruz. Çünkü orijinali Ekyus. Ama kendisi daha Türkçe'de daha böyle dolu dolu bir isim bulmuş. Ekyus yani atla ilgili demek. Latince. Latince'den. Oyunun ismi. Burada ama tabii ki soylu Arap atları. Evet, büyük yazar Peter Schaeffer'a tabii ki selam göndermek gerekir. Modern klasik diyoruz buna. Nasıl Shakespeare yüzyıllardır ya da antik oyunlar binlerce yıldır oynanıyorsa bu oyunda zamansız bir oyun. Evet. Hani 50 yıl önce farklı bir plastikte yapılmış olabilir ama bugün de derdi olan, bugüne de derdini aktarabilen bir oyun. Bugünün plastiğiyle. Yenilik oradan geliyor zaten. Metne baktığımız zaman zaten Shakespeare'de değil mi, bugün de klasik olan şeyler hiç değişmiyor. Yani evet. Demek ki insan fıtratı hiç değişmiyor. Yine Kerem Alışık'la yaptığımız sohbet kötüler olarak ayrılmaya devam ediyor. Ya da gri alanlar. Gri alanlar. Hani evet. İnşallah diyoruz bu acayip dönemin sonunda hani insana dair fıtrat yerinde dursun kalsın ki hani biz de bunu konuşmaya devam edelim. İnsan olmayı hatırlayalım. Değil mi? İnsan nasıl olmayı insan unutmayalım. Olur diye soralım arada. Unutmayalım. Birazcık konuyu açalım yavaş yavaş. O yüzden biraz ben devrim nasıl olarak değil Frank Strangle olarak devam etmek istiyorum efendim sizinle. Peki. Mr. Frank, Alan'ın babasısınız burada değil mi aslında? Şüpheniz mi var? Hiç şüphem yok, onu sorgulamıyorum. O benim kabulüm, tamam. Frank deyince birdenbire. Ama Alan'ın sorgulanmasının arkasında aslında sizin de büyük bir katkınız var değil mi? Aslında o sorgulamanın arkasında biraz o konuyu derinleştirdiğimiz için biz Kerem Alışık'la. Evet. Hiç suçlusunuz. sebep ya da sonuçları da sonuçların kendi üstlerindeki ağırlığı da yaşıyorlar bir yandan da. Hatta, hep öyle zaten değil evet, mi? Yani sebepseniz bir sonuç geliyor yerde, yani başımıza. Bir yerde ben aslında bunun geleceğini biliyordum ve o yüzden olmasın diye çabaladım diye kendilerine de bir payda çıkartır hal var. Tam suçlu kim? Tam nerede başlıyor? Dora'da, anne Dora'da, Hatice'nin canlandırdığı Dora'da bunu sorguluyor kendisine. Sonuçlar değil de sorularla devam ediyoruz aslında. Seyirci de bu sorularla devam ediyor. Ama şöyle bir anı var. Yüzleştiği ve aslında bunu gördüm. Keşke orada şöyle bir şey yapsaydım da bu noktaya gelmeseydi diye doktorla, Dysart'la yüzleştiği bir an var. Ama orada yine kendisini şöyle bir çekip çeviriyor ve o tekrar kabuğuna bürünüp sorumluluğun birazını cesaret alıp edemiyor mu? Çoğunu da aslında ortaya bırakıyor bir yandan da. Yani ben çocuğumu bir şekilde bir sistemle büyütmek istiyorum ama o tuhaf bir çocuk, ne yapayım evet, noktasına gelmiş yıllar sonrasında, teenage, ergen olduktan bu sonrasında. Bu sorumluluğu almak da kolay olmuyor herhalde değil mi? Anne için daha da mı zor Dora, Mrs. Dora? Mrs. Dora kendini o kadar bilgili ve... Yani şey zannediyor ki hani ben öğretmenim, her şeyi bilirim, gereken neyse çocuğuma yaptım. Onun kabahati bu, bizimle alakası yok, içine şeytan girdi falan gibi böyle kendini kandıran. Anne de baba da aslında kendini kandırıyor sürekli. O dar alandan çıkamıyorlar, oradalar hala. Kandırmaya devam çünkü öbür türlü baş edemeyecek hem kendiyle hem çevresiyle. Çünkü o öğrendiklerinin o duygusuyla dışına diyelim, çıkmak, konfor alanından dışarı çıkmak. Zor tabii. Bir yol bulmuş, oradan dar bir yerden ilerliyor. İşte bir İncil kitabı elinde. Oradan zulümler, zalimler, bak bunlar şöyle, bu cehennemde yanacak, bu gökyüzüne yükselecek. Tanrı seni koruyacak, kader de varsa olur, kader de yoksa olmaz gibi böyle. İşte aynı, çok tanıdık bir duygu değil mi o kadercilik duygusu? Yani hep böyle ezberlenmiş, ne derler, güya kültürel dolmalar yani böyle alışkanlıklar diyeyim güya. Onunla devam eden bir şey var, hayatı var baba maalesef. Da, çok üzücü yani. Evet, çok baba evet. Da çok, olduğunu... çok ama topluma dair değil mi? İşte İnsana zaten dair bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok sık yaşanan, yaygın yaşanan. Ve bazı ailelerde de yaşanmayan, çok doğru düzgün yetişen çocuklar var bir tarafta. Bir tarafta böyle anne babalar var. Güya çocuğunu çok mükemmel yetiştiriyor. Ama tam kendince, tersi oluyor. Kime göre kendince, neye göre yani o mükemmel. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Baba da çok yenilikçi olduğunu zannediyor ama kitabi olarak üst perdeden konuşuyor ama şöyle bir dokunmuyor. Bir duygulaşlık yok.
Sadece güya işte kitap seviyor. Oku, yolunu kitaplardan bulursun. Benle dünya meselelerini konuş. Ama çocuğun çok daha güncel dertleri var. Güne ait dertleri var. Onlara dokunmuyor. Sorun bu. Mesafe. Gördüğü halde ses çıkarmıyor. Dehşet bir sahnesi var. Baba bunu birebir görüyor. Ben böyle konuları konuşamam çocuğumla deyip çekiliyor kenara. Biraz babalar neyse ki değişti değil mi Devrim Bey? Baba çok yeni eski baba. Değil galiba. Evet, çok bizim eski babalar yani evet. Sizin çok yeni. Ben de evet çocuk iki oğlan çocuk yaştalar. İki oğlan babası Allah olarak. Başlasın. O açıdan da farklı bir yere dokunuyor bende de ebeveyn olarak bu oyun. Biraz Hester Salomon'da dinleyelim sizden. Açelya Devrim Yılhan. Yani Hester... Yargıç, Martin Dysart'ın arkadaşı ve Alan'ı iyileşmesi umuduyla Dysart'ı getiren kişi. İdealist, humanist bir kadın. Benim burada en yani temelde olan şey Alan'ın iyileşmesi fikri. Senin başın altından kalkıyor. Her şey benim başımın altından çocuğu çıkıyor. Çocuğu getirdin kliniğe. Oyunun tetikleyici noktası sizsiniz aynen. Yani. Bir anlamda ikisinin de hayatını değiştirmiş oluyorum. Yani ateşi ben çarpmış oluyorum ilk başta. Peki iyileşen var mı finalde? Daha kötü olan varmış Kerem Alışık'tan duydum. Bir yere geliyor galiba ve umut var gibi. Çok evet. Çok zor bir noktada ama umudun da yeşerdiği bir noktada bitiyor gibi geliyor evet, bana. Evet, yani. Ben de izleyici olarak o noktada izliyorum bir noktada. Öyle geliyor bana. Doktorun sözü de onu umut gösteriyor. Umut var olmaya ihtiyacımız olduğu bir dönem zaten değil mi? Hani karamsar olan hiçbir şeyi de istemiyoruz hayatımızda. Umuda ihtiyacımız var. Birileri iyileşirken birileri işte daha hep bu denge. Evet. Biraz da bu biraz şöyle dengeyle gidecek bu hayat herhalde. Devran öyle görünüyor. Durum. Yeter ki o denge kurulsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin diyorum. Gerçekten de hani bir bayram önümüzdeki günlerde yaşayacağımız. Ama az önce de söyledik. Geride kalanlar için kıymetli bayramlar. Evlatlarımız için, çocuklarımız için kıymetli. İyileşmeye ihtiyacımız var. Bayramlar iyileştirir diyoruz. Ama galiba sanat da iyileştirir değil mi? Ne dersiniz? Sanat daima iyileştirir. Bayramlara kalmasın sadece iyileşmemiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli katkınıza kolaylıklar diliyorum. Burada da hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Görüşmek üzere. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu çocuğa, bu çocuğa, bu çocuğa. Atların atası Küheylan. Yalnız ben binebilirim ona, yalnız ben yol gösterebilirim. Yalnız ben yol gösterebilirim.